Bismillahirrahmanirrahim. Üç aylardan bahsediyoruz muhterem müminler. Cenab-ı Hak kainatı yarattığı günden itibaren ayların sayısı 12. 12 tane ayımız var. Recep ayı, Zilkade ayı, Zilhicce ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı. Böyle 12 tane ayımız var. Bu aylardan 4 tanesi haram ay. Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları, haram ay. Ne demektir haram ay? Bu aylara saygı göstermemiz gerekiyor. Hürmet etmemiz gerekiyor. Özel bir zaman dilimi ve bu aylarda savaşmak da yasaklanmıştır Cenab-ı Allah tarafından. Bu ayda savaş yok. Ama kalkıp da kafirler bize karşı bir savaşa kalkışırlarsa bunlara karşı vatanımızı, İslam diyarını, memleketimizi, topraklarımızı ne yapacağız? Savunacağız. Eğer diyor Rabbimiz bu kurala uymazsanız, şayet haram ayda savaşa kalkışırsanız, o zaman diyor kendi kendinize zulmetmiş olursunuz. Bunu yapmayınız diyor. Cenab-ı Hak bize böyle bir kanun koymuş, böyle bir nizam koymuş. Aslında muhterem müminler, belki de Recep ayından, Şaban ayından asıl maksat Ramazan-ı Şerif ayıdır. Yani biz 3 aylara girdiğimizde şöyle diğer aylardan kendimizi bir soyutluyoruz. Normal zamanlardan kendimizi bir soyutluyoruz ve diyoruz ki artık 3 aylar başladı. Birbirimizi tebrik ediyoruz değil mi? 3 ayların mübarek olsun kardeşim, hayırlı olsun, Recep-i Şerif'in hayırlı olsun diyoruz. Yani değişik bir zaman dilimine, farklı bir atmosfere girdiğimizi hep birlikte hissediyoruz. Aslında bu Ramazan-ı Şerif ayına hazırlıktır. Her şeyin bir hazırlığı olur bu dünyada, öyle değil mi? İki kişi evlenecek, kızla erkek, pat diye hemen bir günde görüşmeyle ikinci, üçüncü günde evlilik olur mu? Olmaz. Önce kız erkek birbirini görür, birbirini tanırlar. Daha sonra aileler birbiriyle ne yapar? Tanışırlar. Sonra eğer mutabakata varılırsa bir isteme merasimi olur. Kız istenir, söz kesilir. Bitti mi bitmedi. Daha sonra bir nişan dönemi var. Ondan sonra nikah olur, evlilik olur. Bazen bu 5-6 ay sürer, bazen 1 sene sürer. Evlilik o kadar önemli bir müessese ki evliliğin uzunca bir dönem neyi var? Hazırlığı vardır. Mühim işlere böyle biz ne yaparız? Öncesinde hazırlık yaparız. Sıradan işlerde bile bir sürü hazırlıklar oluyor. Bir futbol müsabakası düşünün, maç düşünün. Futbolcular hiçbir hazırlık yapmadan maça çıkıyorlar mı? Çıkmıyorlar. Basit bir oyun, bir maç. Bunun için bile futbolcular ne yapıyorlar? Hazırlık yapıyorlar. Uzunca bir süre antrenmanlar yapıyorlar, ısınma hareketleri yapıyorlar. Ondan sonra maça çıkıyorlar. Hatta maç içerisinde bir futbolcu değişimi olsa kenarda bakıyorsunuz, hazırlık yapanlar var, ısınma hareketleri yapanlar var. Niye? Çünkü ısınma hareketlerini yapmadan direkt sahaya girerse ters bir harekette ne yapabilir? Kasları sıkıntı olabilir, kemiklerinde, vücudunda sıkıntı olabilir. Adeta anlayalım diye akla yaklaştırmak için söylüyorum. Tabiri caizse bu 3 aylara girişimiz Recep-i Şerif ayı, Şaban-ı Şerif ayı, Ramazan-ı Şerif ayına hazırlık mesabesindedir muhterem müminler. Mevlamız bize karşı o kadar merhametli ki Ramazan ayına hazırlıksız yakalanmamızı istemiyor. Bir anda Ramazan ayı gelse, öncesinde Recep ayı olmasa, Şaban ayı olmasa belki de hazırlıksız yakalanacağız. Bir anda Ramazan ayı başlayacak, oruçlar başlayacak, mukabeleler başlayacak, hayır hasenat başlayacak. Biz de hayatın meşgalesi içerisindeyken tam adapte olamayacağız. Ama Rabbimiz merhamet sahibi, lütuf sahibi, öncesinde Recep ayıyla, Şaban ayıyla, kandillerle beraber bizi Kur'an ayına, 11 ayın sultanına ne yapıyor? Hazırlıyor. Bakınız, Ramazan-ı Şerif ayında bir hadis-i şerif okunuyor. Bu sene de inşallah okuyacağız. Çok meşhur bir hadis-i şeriftir. Peygamber aleyhisselam hutbeye çıkıyor, minbere. 3 defa amin diyor. Sonra indiğinde soruyorlar, ey Allah'ın elçisi, niçin 3 defa amin dediniz? Efendimiz aleyhisselam da, Cebrail geldi,
üç dua etti, ben de amin dedim diyor. Onlardan bir tanesi neydi? Her kim Ramazan ayına yetişir de eğer cehennemden kendini azat ettiremezse, cenneti kazanamazsa burnu üstüne sürünsün dedi, ben de amin dedim diyor. Niye? Ya çünkü Ramazan ayı bir anda gelmedi. Öncesinde habercisi Recep ayı geldi. Recep ayının içerisinde iki tane kandil var. Hangi kandiller bunlar? Bir cuma gecesi regaib kandilini idrak edeceğiz inşallah. Birkaç gün kaldı. Sonra Recep-i Şerif'in 27. gecesinde Miraç kandili var. Şaban ayına geçti. Şaban-ı Şerif'in 15. gecesinde hangi kandil var? Beraat kandili var. Bir Müslüman Recep ayını idrak etti. Regaib kandili gördü. Miraç kandili gördü. Şaban-ı Şerif'e geçti. 15. gece Beraat kandilini gördü. Sonra Ramazan-ı Şerif başladı. Bu kadar hazırlıklara rağmen Ramazan-ı Şerif ayını hala değerlendiremediyse, orucuyla, teravihiyle, mukabelesiyle hala kendisini affettiremediyse burnu üstüne sürünsün diyor Peygamber aleyhisselam. O halde Ramazan-ı Şerif ayı için çok ciddi bir hazırlık içerisine girmemiz lazımdır kıymetli müminler. İşte Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan-ı Şerif'e hazırlık ayıdır. Şöyle tabir edilir, Recep-i Şerif tohum saçma ayı. Toprak düşünün, toprağa tohum saçıyorsunuz. Şaban-ı Şerif bu saçtığımız tohumları sulama, büyütme, yetiştirme ayı. Ramazan-ı Şerif de o topraktan biten mahsulleri hasat etme zamanı. Bir adam eğer Recep ayı gelmiş haberi yok, 3 aylardan bir haber, Şaban-ı Şerif'ten habersiz, kandiller geçiyor, vatandaşın haberi yok, aklı bir karış havada, gece gündüz haramla meşgul, günahla meşgul, camiyle, cemaatle, ibadetle, Kur'an'la alakası yok. Şimdi bu adam Ramazan-ı Şerif ayına kavuştuğunda Ramazan'ın şuuruna erebilir mi? Eremez. Bak şimdiden biz hazırlık yapmaya başladık. Şu sohbet Ramazan-ı Şerif'e daha 2 ay var. Şu sohbet Ramazan-ı Şerif ayına bizi ne yapıyor? Hazırlıyor muhterem müminler. Ne kadar çalışırsak, ne kadar çabalarsak o kadar kazanacağız. Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Herkes gayretinin karşılığını alacak. Ne derler? 3 kuruşa 5 köfte yok. Herkesin yaptığı amele göre bir karşılık olacak. Onun için bu zaman dilimi çok güzel değerlendirmemiz lazım. Recep-i Şerif'i, Şaban-ı Şerif'i dolu dolu geçirmemiz lazım. Ramazan ayına öyle bir hazırlık yapmamız lazım ki Ramazan-ı Şerif'e girdiğimizde çok güzel bir hasat yapmamız lazım muhterem müminler. Ramazan ayını adeta iliklerimize kadar hissetmemiz lazım. Görev yaptığım bir köyde yine böyle bir kandil akşamı cemaate vaaz ederken şöyle bir örnek, misal aklıma geldi. Onu burada da anlatayım sizlere. O köyde herkesin merada arazisi var. Kendine göre kimisinin 5 dönüm, 10 dönüm, kimisinin 100 dönüm arazisi var, tarlası var. Çok da verimli topraklar. Bir gün beni götürdüler. Hocam şu bir dönümlük arsa senin yerindir. Buraya istediğin gibi ekebilirsin, biçebilirsin. İçerisinde bir tane kiraz ağacı var. İşte bir 500 metrekare yaklaşık üzüm bağı var. Kalanına da bir şeyler ekilebilir. Tabii ben İstanbul'da doğmuşum, büyümüşüm. Ömrümde ne kazma görmüşüm, ne çapa görmüşüm. Hiçbir şeyden haberim yok. Okumuşuz, devamlı Kur'an ilimleriyle meşgul olmuşuz. Peki dedim, ben vazifeme devam ediyorum.
Köylerde biliyorsunuz çay ocağı, kahve kültürü vardır. Köy kahvesinde çay içerler, sohbet ederler. Kimisi bulmaca çözer, herkes bir şey yapar. Kimisi taş dizer, herkesin kendine göre bir işi var. Ben de köy kahvesine giderim. Her gün mutlaka köy kahvelerini ziyaret ederim. 3 tane köy kahvesi var, üçünü de giderim. Orada insanlara tebliğ vazifemi, imamlık, hocalık vazifemi yerine getirmeye gayret ederim. Bazen bazı abilerimiz tarlaya giderken onların yanına takılırım. Onlarla beraber tarlaya giderim. Orada bağ bahçe işlerini yaparlarken bir yandan onlara tebliğ vazifemi yerine getirmeye çalışırım. Tabii onlar devamlı bağ bahçe işleriyle uğraşıyorlar. Çok fazla da camiyle, cemaatle işleri yok. Pek fazla camiye gelmiyorlar. Cumalarda bile diyelim ki 50-60 tane mükellef erkek varsa belki 20 kişi camiye cumaya geliyor. Üçte biri geliyor. Yine böyle bir kandil akşamında onlara dedim ki ey cemaat, şimdi artık hasat zamanı geldi. Şöyle meraya doğru baktığımızda herkesin arazisinde çeşit çeşit meyveler, sebzeler var. Ekmişler, sulamışlar, yetiştirmişler. Tam toplama zamanı gelmiş. Kimisinin buğday başakları var, kimisinin ayçiçekleri var. Ve onların içerisinde böyle küçücük bir yer, kara kuru bir dönümlük bir yer var. Kimin yeri burası? Hocanın yeri, benim yerim, imamın yeri. Onlar bakmışlar, bağ olmuş. Ben bakmamışım, dağ olmuş. O üzümler var ya, üzüm bağı, güzel güzel üzüm yapacak. Diğerlerinde salkım salkım üzüm var. Benimki kuru. Yok, olanlar da çürük. İnsan boyu otlar var. Bakarsan bağ olur, bakmasan dağ olur. Atasözünü orada ben bizzat gözümle görerek yaşamış oldum. Şimdi ben bu tarlanın ortasına geçsem ve ellerimi açıp feryat etsem, desem ki ya Rabbi, bu kullarına çeşit çeşit sebzeler verdin, meyveler verdin, ekinler, mahsuller verdin, buğdaylar, ayçiçekleri verdin de bana niye vermedin diye feryadu figan etsem bana ne dersiniz? Hocam, sen tarlaya bakmadın ki, sen araziye bir şey ekmedin ki, sen üzümleri budamadın ki, ne bekliyorsun? Otları toplamadın ki, ne bekliyorsun karşılığında dersiniz? Doğru mu? Elhak doğru söylüyorsunuz. Ekmediysem biçeceğim bir şey yok. Sizler de ektiniz, ektiklerinizin karşılığını tas tamam alacaksınız. İşte yarın kıyamet gününde de durumumuz aynı böyle olacak. Dünyada namazıyla, abdestiyle, hayru hasenatıyla, sadakasıyla, Allah'ın emirlerine riayet etmek suretiyle, haramlardan kaçınmak suretiyle iyilik yolunda olan kullar o kıyamet gününde amel defterlerini sağ taraflarında alacaklar. Cennette en güzel makamlara yerleştirilecekler. Naim cennetine, Firdevs cennetine layık olacaklar. O cennetlerde kendileri için hazırlanmış köşkler var. Gılmanlar var, huriler var, hizmetçiler var. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, aklı hayale gelmeyecek nimetler var o cennetlerde. Onlara nail olacaklar. Ama bu dünyada gece gündüz isyan ile meşgul olmuş, kumar oynamış, zina yapmış, kul hakkı yemiş, namaz yok, abdest yok, hac yok, zekat yok. Helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım demiş. Önüne gelen her şeyi midesine doldurmuş. Kimin hakkıdır, kul hakkı mıdır diye sormamış. Üzümünü yemiş, bağını sormamış. İşte onlar da amel defterlerini sol taraflarından alacaklar. Bu dünyada yaptıkları her günah, cehennem ateşlerine attıkları bir odun olacak, bir taş parçası olacak muhterem müminler. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İşte insanoğlu için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Herkes
çalıştığının karşılığınca güzellik görecek. Her insan bu dünyada yaratıldığında kendisine cennetten de bir bölüm ayrılır, cehennemden de bir bölüm ayrılır. İnsan bu dünyada yaptığı güzel amellerle, iyiliklerle beraber cennetini donatır. Cennetine köşkler yapar, ağaçlar diker, yeşillikler yapar, hizmetçiler koyar. Aynı şekilde işlediği günahlarla da cehennemine ateş hazırlar, odun hazırlar. Onun için hiç kimsenin cenneti aynı olmayacak. Bir adam düşünün, hayatı boyunca sabah namazını kaçırmamış. Bırakın sabah namazını, teheccüd namazını kaçırmayan erler var bu dünyada. Evet, teheccüd namazını gecenin dördünde, beşinde kalkıp da kılınan bir namazdan bahsediyoruz. Öyle her baba yiğidin harcı değildir bu. Rabbim cümlemize teheccüd namazına kalkabilenlerden olmayı nasip eylesin. Gece ibadeti yapan er oğlu erlerden olmayı nasip eylesin. Ya eyyuhel muzzemmil kumil leyle illa kalila. Allahu Teala peygamberine diyor ki kalk gece ibadet yap diyor. Gece ibadeti. Teheccüd namazı peygambere farz kılınmış bir namazdır. Evet, ama biz zayıf ümmet olduğumuz için biz aciz günahkar sabah namazına zor kalkıyoruz. Öğle namazında, ikindi namazında bile zaman zaman gevşeklik gösteriyoruz. Biz zayıf olduğumuz için bize teheccüd namazı farz kılınmamıştır. Öyle yiğitler var ki gece teheccüd namazına bile kalkıyor. Şimdi düşünün ki gece uykunun en tatlı olduğu yerde uykusunu terk edip de yatağından kalkan, o vakti ibadetle geçiren, zekatını bırakın, zekatının üzerine kat kat sadakalarını veren, yetimi, fakiri, muhtacı gözetip açı bir ilacı, çaresizi Allah'ın izniyle yardımsız bırakmayan, alışverişinde hakka hukuka öyle riayet eden ki aman benden fazla gitsin, 3-5 gram benden fazla gitsin, yeter ki müşterinin hakkına girmeyeyim diyen bir insanla, camiye gelmiş, cep telefonunu şarj etmiş, çıkarken de bir not kağıdıyla beraber 5 TL bırakmış İmam Efendi'ye, hocam ben camide telefonumu şarj ettim, aman ha, kamu hakkıdır, kul hakkıdır, bana geçmesin, bu parayı caminin elektrik parasına, faturasına harcayın diye bu kadar hassas düşünmüş bir insanla, gece gündüz fısku fucur içerisinde bulunan, kul hakkına riayet etmeyen, namazdan abdestten habersiz bir insanın, velev ki iman ehli bile olsa, gideceği cennet, cennette karşılaşacağı mükafat aynı olabilir mi? Bu mümkün mü? Mümkün değil. O yüzden iyi hazırlık yapalım muhterem müminler. Nasıl ki bu dünyada her şeyin en iyisini istiyoruz. Bir araba alacağız. Diyelim ki plazaya gittik. Araba alacağız. Dediler ki istediğiniz arabayı seçebilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir tane arabayı alabilirsiniz. Bir araba var, 4 tane airbag var. Bir tanesi var, 8 tane airbag var. Bir araba var, koltukları bile ısıtmalı. Dijital ekranları var. Akıllı sensörleri var. Yağmur yağmaya başlayınca siz hiç ellemeden silecekleri kendisinden çalışıyor. Tünele girdiğinizde müdahale etmeden kendi ışıkları yanıyor. Hangisini almak isteriz? En kalitelisini, en son modelini almak isteriz, öyle değil mi? Ama aynı biz maalesef ahiret işlerine sıra gelince, ibadetlere sıra gelince, cennetten bahsedince ya biz cennete girelim de kıyısından köşesinden yeter. Öyle diyoruz, öyle değil mi? Bir cennete girelim de gerisi önemli değil. O cennetin bir en üst makamları var, bir de en alt makamları var. Cehennemin de öyle. Cehennemin bir üst seviyeleri var, bir de esferi safilin dediğimiz o gayya kuyuları var. Ya muhterem müminler. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Amellerimizi
büyük bir gayret içerisinde, aşk ve şevk içerisinde yerine getirmemiz lazım. Yani bu sohbeti yaparken ya bir şekilde sohbet yapalım da bir şekilde vakit geçsin de demememiz lazım. Bu sohbeti en güzel şekilde yapmamız lazım. Ya bugün de sohbete gitmeyeyim, son 1-2 dakikasında gideyim dememek lazım. Sohbetin en başından gelmek, dinlemek lazım muhterem müminler. Bunlar lazım bize. Ahiret sermayesi bunlar. Dünyalığa gelince en iyisini istiyoruz. Bir kıyafet alırken bile öyle değil mi? Her tarafını inceliyoruz, rengine bakıyoruz, özelliklerine bakıyoruz, içine bakıyoruz, dışına bakıyoruz. Ahiretimizi alıyoruz ya. Ebedi yaşayacağımız yeri beğeniyoruz kendimize bu dünyadaki amellerimizle. En iyisi olmasına değmez mi? Evet değer. İşte onun için bu Recep-i Şerif ayı, Şaban-ı Şerif ayı, Ramazan-ı Şerif ayı, 3 aylar sermaye biriktirme zamanıdır. Gayret etme zamanıdır. Bol bol ibadetler yapalım. Nasıl hazırlık yapabiliriz? Kandil gecelerini en güzel şekilde birincisi idrak edelim. Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi Regaib kandilini 2-3 gün sonra idrak edeceğiz. Kandil gecelerini mutlaka en güzel şekilde idrak edelim. Yani her zamanki gibi işten eve dönüp evde güne devam etmeyelim. Mutlaka camiye gidelim, cemaate katılalım, sohbete katılalım. Recep-i Şerif'in 27. gecesi Miraç kandili. Miraç kandilini hassasiyetle idrak edelim. Sonra Şaban-ı Şerif ayı gelecek. 15. gecesi Berat kandili. O gecede affedilmek için, beraatımızı elimize almak için elimizden gelen bütün gayreti gösterelim muhterem müminler. Başka ne yapabiliriz bu 3 aylarda Ramazan-ı Şerif'e hazırlık mesabesinde? Mutlaka 5 vakit namazımızı cemaatle kılmaya çalışalım. Cemaatle kılınan namaz ile tek başına kılınan namaz arasında dağlar kadar fark vardır. Taze abdest alıp da kılınan namaz ile bir önceki vakit alınan abdestle kılınan namaz arasında dağlar kadar fark vardır. Gusül abdesti aldınız, yeni kıyafet giydiniz, tertemiz o kıyafetle kıldığınız namazla, affedersiniz, ter kokulu bir kıyafetle kıldığımız namaz arasında dağlar kadar fark vardır. Onun için ibadetleri özene özene yapalım. 5 vakit namazımızı cemaatle kılmaya gayret edelim. Başka ne yapabiliriz? Ramazan-ı Şerif ayında oruç var, öyle değil mi? Şimdi oruçlara yaklaşırken ne yapabiliriz? Hazırlık yapabiliriz. Pazartesi ve perşembe günü oruç tutmak sünnettir. Peygamber aleyhisselamın sünnetidir. Soruldu, ey Allah'ın elçisi, niçin oruç tutuyorsunuz diye. Efendimiz aleyhisselam buyurdular ki, pazartesi ve perşembe günleri kulların amelleri Allah'a arz edilir. Ben de amellerim Rabbime arz edilirken oruçlu olmak istiyorum dedi. Bir peygamber, ismet sıfatına haiz, korunmuş, günah işlemiyor, günah işlemekten korunmuş bir peygamber bile amellerinin Allah'a arz edildiği pazartesi, perşembe gününü oruçlu geçiyor muhterem müminler. Biz de pazartesi ve perşembe günleri oruç tutalım. Eğer geçmişten kaza orucu olanlar varsa bu pazartesi, perşembe günlerinde kaza orucuna niyet etsinler. Hem peygamberin oruçlu olduğu gün oruçlu geçirmiş olurlar, hem de geçmişteki kazaları ne yaparlar? Böylelikle tutmuş olurlar. Başka ne yapabiliriz? Kaza namazları kılabiliriz. Oldu ya, askere gitti, askerdeyken belki namaz kılamadı. Ya da gençliğinde bir dönem hata etti, namazlarını kılmadı. Kaza namazları var. Bunları kılalım muhterem müminler. Allah aşkına vaktimizi güzel ibadetlerle geçirelim. Şimdi okuyalım, kitap okuyalım, Kur'an okuyalım, tesbih çekelim. Estağfirullah, estağfirullah diyelim, bağışlanma talep edelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah diyelim. Kelime-i tevhid söyleyelim. Otobüste, metroda görüyorum, bakıyorum genci, yaşlısı insanların elinde telefon. O telefonla ne yapsalar beğenirsiniz? İlim? Yok. Kitap okuma? Yok. Hayır hasenat? Yok. Buradan oyun oynuyor. Kumar oyunu oynuyor. Ya... taş oyunu oynuyor, kağıt oyunu oynuyor. Ve Müslüman kardeşim, bu senin ne dünyana ne de ahiretine faydası yok. Eğer onu para için oynuyorsa kumar olur.
Bak 3 lira 5 lira fark etmez, 1 lira da olsa fark etmez. Telefondan kumar oynanıyor artık biliyorsunuz. Adam sabah uyanıyor, minibüse biniyor, elinde telefon, telefonda kumar oynuyor. Güne haramla başlıyor, günahla başlıyor. Çoluğunun çocuğunun rızkını harama sevk ediyor. Oradan kazanıyorsa çoluğunun çocuğunun boğazından haram lokma geçiriyor muhterem müminler. Bunları yapmamak lazım. Boş işlere vakit harcamamak lazım. Vaktimizi güzel değerlendirmek lazım. Onun için bu 3 aylarda inşallah güzel güzel ibadetlerle vaktimizi değerlendirelim. Recep-i Şerif ayını, Şaban-ı Şerif ayını, kandil gecelerini adeta bir veli nimet görelim. Özel zaman dilimidir. Bu zamanları kaçırmayalım. Geçen sene belki de burada birlikte saf tuttuğumuz, birlikte Recep-i Şerif ayını idrak ettiğimiz, 3 ayları birlikte İdrak ettiğimiz din kardeşlerimizden şu anda aramızda olmayanlar var mı? Var. Ahirete göçenler var mı? Var. Bizim de gideceğimiz yer orasıdır. Kabir ziyareti yaparken bir dua okuyoruz. Diyoruz ki Esselamu aleykum ya ehlil kubur. Ey kabir ehli, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ve inna inşaallahu bikum lahikun. İnşallah biz de sizin yanınıza geleceğiz diyoruz. Gideceğimiz yer orası. Kabre gideceğiz. Son Recep ayımızmış gibi, son Şaban-ı Şerif ayımızmış gibi, son Ramazan-ı Şerif ayımızmış gibi bu zaman dilimlerini değerlendirmeye gayret edelim kıymetli müminler. Peki dedik ki nasıl değerlendirelim? Tevbe istiğfar etmemiz lazım. Hatalarımızdan, kusurlarımızdan dolayı bir tevbe etmemiz lazım. Şöyle başımızı ellerimizin arasına alıp bir düşünmek lazım. Geçen Recep-i Şerif'ten bu Recep-i Şerif'e ben ne yaptım? Hani yıl sonunda dükkanlar, şirketler ne yapıyorlar? Sayım yapıyorlar değil mi? Muhasebe defterlerini açıyorlar. Gelirler, giderler, kontrol ediyorlar. Malda eksilme var mı? Stoklar tam mı değil mi? Biz de bir yıllık muhasebe yapalım. 5 vakit namazda eksiğim var mı? Zekatta eksiğim var mı? Günahlar neler? Kul hakkına girdim mi? Bir canı yaktım mı? Bir mümin kalbini kırdım mı? Diye bunların mutlaka muhasebesini yapalım ve tevbe edelim kıymetli müminler. Son olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmiş olduğu bir dua var. O duayı ben söyleyeyim. Çoğunuz ezbere bilirsiniz ama belki yine ezberleyenler olabilir. Bu duayı hep beraber tekrar edelim. Bu 3 aylarda bu duayı çok yapmamız gerekiyor. Onunla sohbetimizi tamamlayalım inşallah. Allahümme. Ama sesiniz gelmiyor ya. Bir hafta ara verdik, hemen soğumuşsunuz bak. Allahümme. Barik lena fi recebe ve şaban ve bellegna ramadan. En iyi Hüseyin hocamın sesi geliyor valla. Maşallah. Evet. Ey yüce Allah'ım, Recep ve Şaban ayını hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Cenab-ı Hak Recep-i Şerif'i ve Şaban-ı Şerif'i en güzel şekilde değerlendirmeyi, kandillerden en güzel şekilde istifade etmeyi ve 11 ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'e sağlık sıhhatle ulaşmayı nasip eylesin. Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eylesin. Şehitlerimiz var. Hain terör örgütü canlarımıza yine kıydı, canlarımızı tutsak ettiler. Onları şehit ettiler. Cenab-ı Hak şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Kahraman ordumuzu, Mehmetçiğimizi, polisimizi, MİT personelimizi, güvenlik güçlerimizi, korucularımızı havada, karada ve denizde muzaffer eylesin. Yüce Rabbim hain terör örgütünü yeryüzünden silsin. Cenab-ı Allah ülkemizde, şu vatan topraklarında birlik beraberlik içerisinde yaşamayı cümlemize nasip eylesin.
İçeriden ve dışarıdan ülkemize düşmanlık etmek isteyenlere fırsat vermesin. Yüce Rabbim alemi İslam'ın ümidi olan bu necip milletimize, halkımıza dini celili İslam'ı en güzel şekilde yaşamayı ve yeryüzünde yaşatmayı nasip eylesin. İslam'ın asırlar boyu sancaktarlığını yapmış olan aziz milletimize Yüce Mevla yeniden yeryüzünde İslam'ın sancaktarlığını yapmayı nasip eylesin. Küffara karşı ordularımızı her daim mansur ve muzaffer eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.